Bugün Elazığ Peugeot Erciyesi'ndeyiz ve yanımızda satış danışmanı Yağmur Çakmak Aliş var. Bize yeni gelen araçlar hakkında bilgi verecek. Yağmur Hanım, hangi araçtan başlamak istersiniz? Öncelikle hoş geldiniz. Yani yeni makyajlı kasa 3008'imiz geldi ama isterseniz bütün araçlardan bahsedeceksek şayet B segmentinden başlayalım. C segmenti ve D segmenti olarak ilerleyelim. 2008'den bahsedelim öncelikle. Aracımız en full paket benzinli otomatik 1.2 motor 130 beygir GT-Line paketimiz. Yani GT-Line dediğimiz en full paketimiz oluyor. Araç 3 donanımdan oluşuyor. Aktiv, Allure ve GT-Line. Ve yurt dışında ekstra üretim olarak yani GT paketlerimiz de geliyor. Sayılı olarak bulunsa da GT paketimiz de mevcut. Yani zaten baktığımızda B segmenti olarak geçiyor. SUV olarak ve şu an kendi segmentinde ciddi anlamda bunu satalım ya da reklam yapmak için değil. Şu an en ön planda olan araçlarımızdan arasındadır. Hem yakıt tüketimi olarak hem de zaten kasa olarak baktığınızda işte siyah krom detaylarımız, ön panjurlarımız artık zaten Peugeot ciddi anlamda oturtmaya başladı. Yaklaşık 6 yıldır özellikle. Çok ön plana çıkan bir dış detayla göz önüne geliyor. Onun haricinde iç detayımıza baktığınızda bir B segmenti SUV araçların ciddi anlamda hani bütün özelliklerine sahip olan işte 3D hayalet ekranımız olsun, dijital ekranlarımız olsun. Onun haricinde yarı deri döşeme koltuklarımız mevcut. Açılır panoramik cam tavanımız mevcut. Aracımız zaten hemen hemen 400 litre yakın bir bagaj hacmi söz konusu. B segmenti olarak bakıldığında piyasada en çok sattığımız araç. Onun haricinde yeni makyajcı kasa 3008'imiz geldi. Şöyle bahsedelim isterseniz. Şimdi baktığımızda kasa olarak aynı, kasada bir farklılık yok gibi görünse de tamamen ön panjurunu değiştirmiş bulunmakta. Onun haricinde arka stop lambaları olsun, işte karartılmış arka stop lambalarıyla birlikte. İç detayını zaten birazdan test sürüşü yapacağız. Test sürüşünde size göstereceğim. LED ışıklarımız aslan dişini andıran tamamen LED'lerimizle yeni 3008 kasamız da çok tutuldu. Bunlarda da aynı şekil 1.2 motor 130 beygir, 1.6 motor 180 beygir ve 1.5 motor 130 beygir olarak dizel otomatik şanzıman seçeneğiyle ilerliyoruz. ET8 şanzımanımızı kullanıyoruz. Joystick vites. Yani baktığımızda müşterilerimizin müşterilerimizin daha rahat kullanabilir araçları. Şu şekilde isterseniz bir göstermiş olalım. Start stoplu çalışıyor zaten. Anahtarsız çalıştırmamız mevcut. Kablosuz şarj alanımız. Yarı deri döşeme koltuklarımız bunda da geçerli. 3D hayalet ekranımız 2008'de. Bunda da normal HD hayalet ekranımız mevcut. Dijital ekranlarımız, geri görüş kameramız 180 dereceye kadar algılayabilen. Onun haricinde açılır panoramik cam tabanımız ve LED ışıklarımız, krom detaylarımız araçta mevcut. Zaten biraz da detaylı bir inceleme yapacağız. Yani test sürüşünde çok daha iyi anlayacaklarına inanıyorum. Müşterilerimizin D segmenti olarak da zaten şöyle isterseniz 508'e bir odaklanalım. Baktığınızda da D segmenti sedan olarak bizim 508 araçlarımız mevcut. Onda da zaten klasik, yani amblemimiz 508 olarak panjurumuz bu şekilde görünüyor. Onun haricinde çelik jantlar aslında versiyona göre paketleri değişiyor. Mesela bazen müşterimizin istediği özellikler oluyor ya da bazen ben sunroof açılır ya işte cam tamam benim için çok önemli değil diyorsa bir alt paketimiz Active Prime ya da Allure'da seçenekleri mevcut. Ama yok ben GT-Line full paket istiyorum diyorsa ona göre de zaten iç detaylarına bakalım. Çerçevesiz camımız mevcut. Yaşıklı gibi. Aynen öyle. Direksiyonlarımız fark ettiyseniz birçok araçlarımızda zaten küçük geliyor. Bunun sebebi de hem daha rahat kullanabilir alanı hem de Allah göstermesin tabii bundan dolayı da bir ödül almışlığı vardır Peugeot'un. Kaza bela esnasında tabii ki daha rahat kavrayabilmek adına şu şekilde aracımızı da incelemiş oluyoruz. İsterseniz bir test sürüşüne çıkalım. Tabii ben şu anda detaylı çok anlatamıyoruz. Yani müşterilerimizi mutlaka plazamıza da bekliyoruz. En azından test sürüşü şu an pandemi sürecinde olduğumuz için maalesef öneremiyoruz. Ama en azından bizler de müşterilerimize göstermek için bir test sürüşüne çıkalım. Yağmur Hanım'la içerideki yeni araçları inceledik. Şimdi yeni Peugeot 3008 ile bir test sürüşüne çıkacağız. Detayları ve görmemiz gereken asıl olayları Yağmur Hanım bize gösterecek. Şimdi buradan başlayalım. Aracımız GT paket, yani en full paketimizden oluşuyor. Start stoplu çalışıyor. Anahtarımızın yanında olması yeterli.
Onun haricinde joystick dediğim gibi 8'leri şanzımanla birlikte elektrikli el frenimiz mevcut. Şu anda teste çıkalım bir bakalım. Aracımız 1.6 motor. Zaten baktığımızda 180 beygir ya da bizim 225 beygirimiz de var mesela. 508'de D segmentinde 225 beygir olarak da geliyor. Torkları zaten 300. Hem torkları hem içeriye alınan sesler vesaire, bunlar genelde müşterilere çok sorduğu sorulardır. Test sürüşünü de zaten yapmalarının amacı onlara bakmaktır. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Bunu dediğim gibi, yani ben kendi markamı şu anda tanıtıyorum diye değil, ciddi anlamda şu an piyasada. Zaten şöyle, Peugeot yaklaşık 5-6 yıldır kendini çok geliştirdi. Piyasada da kendini bayağı bir ön plana sergiledi ve satış anlamlarında da çok iyi oldu. Onun için şu an gayet iyi gidiyor satışlarımız. Tabii yeni yılda da umudumuz geçen seneden çok daha fazla satmak. Şöyle. Rahatlık ve konfor zaten şu anda hani hissettiriyor kendisini. Tabii aynen, yani o da şu anda hava şartlarından dolayı çok böyle fazla hızlı gitmek istemiyorum. Ona rağmen zaten görüyorsunuz. Direksiyonumuz küçük, hayalet ekranımız var. Şu şekilde onları da göstermiş olayım size. Hem kadranlar hem asgari sürüş ve navigasyon olarak zaten ayarlayabiliyorsunuz modumuzu. Şerit takip sistemi var. Mesela şerit takip sistemini devreye bıraktığımız zaman şeritten çıkıyorsak otomatikman bize tekrardan şeride alıyor. En full paketlerimizde Black Pack paketi dediğimiz siyah krom detaylarının daha yoğun olduğu, aynı zamanda gece görüş sistemimiz mevcut mesela. İşte tabii Allah göstermesin böyle bir uykular gibi gidiyoruz ya da uzun yolculuğa çıktık. Gece herhangi bir cisim ya da bir varlık önümüze çıktığında, bu işte insan olur, hayvan olur ya da fark etmediğimiz bir aksi takdirde durum olduğunda direkt zaten bizlere yöneltiyor. Bizler de onu görmüş oluyoruz. Uyarıcı, bunların hepsi tabii yani konfor çok önemli. Zaten bir kere müşterilerimizin öncelikle beklentisi, bana o konforu verebilecek mi araç ya da ben sürdüğüm zaman, yani en basit, bizler de mesela aracın lansmanına gittiğimizde test sürüşü yapıyoruz danışman olarak. Önce bizim çünkü aracı bir bilmemiz lazım. Yani ben inanmadığım bir aracı zaten satamam. Önce bizim bir aracımıza bakıp benimseyip İyi özelliklerini fark edip kötü özelliği varsa bunları kendi aramızda zaten tartışıp sonrasında müşterilere sunuyoruz. Şu anda zaten dijital ekranımız 10 inç ekrandan oluşuyor. Bunlar görünüyor. Piyano tuşlarımız artık Peugeot'un standart bilinen özelliği. Onun haricinde kablosuz şarj özelliğimiz var. Anahtarımız zaten yeterli olması, yanımızda olması yeterli oluyor. Zaten şu kısımdaki görünüş hem iCockpit olarak tabii yani iCockpit olarak şu an baktığınızda birçok segmentin aracından çok daha iyi. Onun haricinde mesela geldik, evimizin önündeyiz ve duracağız, park edeceğimiz zaman otomatikman zaten R'yi aldığımızda geri görüş kameramız tabii standart her araçta var. Ama işte 180 derece görüşüyle, ki en fullerinde 360 derece görüşe de sahip, büyüterek ya da standart görüş olarak yapıp neyi alıp zaten P'ye basmamız yeterli oluyor. Aracımızın hem kullanımı çok iyi, çok rahat böyle kullanımı sağlıyor. İşte otomatikman mesela koltuk ısıtmayı ayarlayabiliyorsunuz. Ön iki koltuklarımız da mevcut. Zaten gördüğünüz gibi şu iCockpit ön konsolda isterseniz döşemelerini de değiştirebiliyorsunuz. Koltuk olarak değiştirebiliyorsunuz. Soğutmalı torpido gözlüğü zaten standart. Bizim artık müşterilerimiz alıştı. Yani bunların haricinde eksik gelen bir özellik olduğunda Peugeot fark etmeksizin diğer markalarda direkt zaten ben istemem diyor. Yani açılır panoramik cam tavanı olsun. Standart tabii bunlar, ama Peugeot'un ayrıcalığı hem yakıtı hem gerçekten sürüşü, hem de baktığınızda piyasada şu an ciddi anlamda satışlarda çok iyi giden bir araç. Bizler mesela bu pandemi sürecinde araç satamamıştık bir dönem. Araçlar durdu, bayiler gerçekten satış yapamadı. O dönemde bile ikinci ellerde en çok satılan araçların Peugeot olduğunu gördük. Piyasası gayet güzel. Tabii isteriz ki bu yıl çok daha güzel geçsin, daha çok stoklarımız gelsin. Çünkü bizler satmaktan yorulmuyoruz. İstiyoruz ki müşterilerimize daha çok hitap edebilecek sayıda aracımız gelsin. Bekliyoruz mutlaka. En azından bir gelip araçlarımıza baksınlar derim. Ön yargılarınızı yıkın. Ön yargı varsa eğer otomotiv sektörüne ve sıfır araçlara karşı, mutlaka bizlerle tanışsınlar bence. Bizler de Elazığlı vatandaşların bu farklılığı ve bu güzel aracı görmeye geleceğinden eminiz. Çok teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.